7. sınıfın süper çalışkanları düzce map çalışma fasikülünün ilk 16 sayfasını çözmüştük. Devam ediyoruz. Aşağıda bazı meyvelerin fiyatları hakkında bilgi verilmiştir. 3 kilogram fiyatı verilmiş, 2 kilo elmanın fiyatı verilmiş, muzun fiyatı verilmiş. Buna göre 9 kilogram elma fiyatına en fazla kaç kilogram üzüm alınabilir diyor. Şimdi 3 kilogram elmaya 4 kilogram portakal. Hadi şöyle yazalım. 3 kilogram elmaya 4 kilogram portakal. Eşittir diyelim. 9 kilogram elmaya ne kadar olur? hemen şuradan 3 kat arttığını görürsünüz. Buradan da 3 kat arttırırsınız. İkisinizde ne olur? 12. Şimdi şuraya bakalım. 3 kilogram portakala 2 kilogram muz. Eşittir diyelim. 12 kilogram portakala acaba ne kadar muz eder? Bu bunun kaç katı? Tam 4 katı. Hemen bunu da 4 katını alırsınız. Ne olur? X eşittir 8 olur. Şimdi muzla üzümü karşılaştıralım. 1 kilogram muza 1,5 kilogram üzüm alınıyormuş. Bu da eşittir diyelim. Biz muzumuzu 8 yaptık. 8'in yarısı kadar artarsam ne olur bu da üzüm? 12 olur. Cevabımız Bursa'dır. Aşağıda aynı marka bulaşık makinasının farklı internet sitelerindeki kampanyası satış fiyatları ve bu ürünlere uygulan kampanyalar verilmiş. Bu bulaşık makinesi hangi de en ucuzdur diyor. Şimdi bir şeyden %5 indirim yaparsak neyle çarpıyorduk? 95 bölü yüzde. 1499 çarpı 95 bölü 100 dersek direkt %5'lik indirimli fiyatını buluyorduk. 1499'u çarpalım bakayım 95 ile. 142.405. Bunu da 100'e bölersek ne yapıyorduk? 2 virgül kaydırıyorduk sondan 1424 lira 5 kuruş. 1424,05 TL'ye geldi. Bir şeyden %12 indirim yapmak, onu 100 bölü 100'den 12 bölü 100 çıkartırsanız, 88 bölü 100'de çarpmaktır. Hemen biz 1599 çarpı 88 bölü 100 dersek, %12 zaten indirim yapmış oluruz. Çarpak bakalım. 1599 çarpı 88. Ve biz bunu 100'e bölersek şayet sondan 2 basamağı virgülle ayırmak zorunda kalırız. 1407 lira 12 kuruş. 1407 lira 12 kuruş. Şimdi C'ye bakalım. 1800 liraymış %18 indirim. Şimdi 100 bölü 100'den %18 çıkartırsak ne kalır? 82 ile çarpmamız gerekir. 1800 çarpı 82 bölü 100. %18 indirim yapmış olursunuz direkt. 1800 ile 82'yi çarpacağız. Şu 2 sıfırı sonradan atarız. 2 sıfırı sonradan attım ama sonuçta 100'e böleceğim. 100'e böldüğümde bu 2 sıfır gider. 1476 lira olur bu da. 1476 TL. Son olarak %15 indirim yapacağız. Bir fiyattan %15 indirim yaparsak 85 ile 85 bölü 100 ile çarpmamız yeterli. Yani 1650'yi 85 bölü 100 ile çarpacağız. Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 165 ile 85 çarpalım. 165, 85. Ve bunu 10'a böleceksek sondan 1 virgül kaydırırız. 1402 lira 50 kuruş. 1402.5 bunun arasında en ucuz olan gördüğünüz gibi 1402 lira. Yani D'nin kampanyası büyük fiyatı az. Günlük alınması gereken C vitamini miktarı kadınlarda 75 mg, erkeklerde ise 90 mg'dır. Aşağıda bazı ürünlerin miktarlarına göre içerdiği C vitamini miktarları verilmiş. Buna göre günlük alınması gereken C vitamini miktarının iki katını alan Hasan aşağıdaki gıdalardan hangilerini tüketmiş olabilir? Hasan erkek sonuçta 90 miligram alacak. A şıkkına bakalım. 40 gram maydanoz diyor. 20 gramda 25 miligramlık C vitamini ise 40 gramda 25'in 2 katı 50 olur. Artı. Kiviye bakalım. 45 miligram C vitamini diyor ama 50 de 45. Burada ise 150. 3 katı. 45'in 3 katı da 135 yapar. İşte bunları topladığında ne yaptı? 185 miligram. Yalnız 92 katı ne? 180. Biz 2 katından da fazla aldık. Bu olmaz. 50 gram brokoli diyor. 25 gramında 22,5 vardı. 50 gramında da 2 kat olur. 22,5'un 2 katı 45 gramdır. Artı. 50 gram çilekte 30 gram C vitamini varmış. Bakın burada 200 gram çilek diyor. 50'nin tam 4 katı. O zaman 30'un da 4 katı 120 olur. Toplarsam ne olur? 165 miligram. Bu da az geldi. 50 gram kivi diyor. 50 gram kivi de zaten 45 miligramdı. 45 artı. 100 gram maydanoz diyor. Bakın 20 gramın tam 5 katı. O zaman 25'inde 5 katı olacak. 125 yapar o da. Topladığımızda 170 miligram yaptı. Bu da az geldi. Cevap denizdir ama hesaplayalım. 50 gram brokoli diyor. Neydi? 25 miligram brokoli de 22 buçuktu. 50 gram da da 2 kattır o zaman. 45'tir. A artı. Kiviye bakalım. Kivimizin 50 gramında 45 miligram C vitamin vardı. Bu 50'nin tam 3 katı. O zaman biz de 45'in 3 katını alacağız. 135. İşte bunlar toplamda tam 180 miligram yapar. Bizim aradığımızda o zaten cevabımız değişik. Boyları ölçülen 3 arkadaştan Mert'in boyu Ali'nin boyunun %17'si kadar, Ali'den daha kısa. Can'ın boyu ise Ali'nin boyunun %12'si kadar Ali'den daha kısadır. Yani Ali'nin boyunun %5'i kadar fark var aralarında. Zaten Can'la Mert'in boylar arasındaki farkı soruyor. %17'den biz %12'yi çıkartırsak %5'i soruyor. Kimin? Ali'nin. Ali neydi? 160'mış gördüğünüz gibi. 160 çarpı 5 bölü 100'ü soruyor yani. 0, 0'ı götürsün. 5 ile 16'yı çarparsam 80 bir de bölü 10 var. Sıfırlar yine gider. Cevabımız ne olur? 8 olur. RAM bellek bilgisayarınızın ya da akıllı telefonunuzun kısa süre içinde ihtiyacı olacağını düşündüğü verileri depoladığı ve ihtiyaç anında aşırı hızlı bir şekilde bu bilgileri okuyan donanımdır. Sema'nın 6 GB RAM'a sahip telefondaki uygulamaların kullandığı RAM miktarı GB ve MB cinsinde yukarıda gösterilmiştir. Buna göre telefondaki kullanılmayan RAM miktarı tüm RAM miktarlarının yüzde kaçıdır diyor. Şimdi şurada da 1 GB 24 MB'tır demiş ya. Biz şunun ikisini topladığımızda da 1024 MB yapıyor. Yani ben bunu topladığımda eşittir 1 GB'tır derim. 2 GB da burada var 3 1,5 da burada var. 4,5. 6 GB'tan 4,5 GB çıkartırsam ne kalır? 1,5 GB boş demek ki. Bana da tümünün yüzde kaçıdır diyordu. Yani 6 da 1,5'sa ki biz bunu 60 da 15 de diyebiliriz. Yüzde kaçtır dedik. Şöyle 3'e bölelim 5. Şurayı 3'e bölelim 20. Bak bu bunun kaç katı tam? 5 katı. 5'in de 5 katını alırım. 5 kere 5 ne yapar? 25. %25'tir. Zaten 15 bölü 60 1 bölü 4 demekti. 4 de bir deyince aklımıza %25 geliyor. Bir esnaf stok fazlası olduğu için maliyeti 25 lira olan gömleği 21 TL'ye satmıştır. Zararı nedir diyor. 25 TL'de gördüğünüz gibi 4 lira zararı var. Çünkü 21 liraya satıyor. Eşittir Yüzde kaçtır deriz. Bu bunun kaç katı? Tam 4 katı. 4'ün de 4 katını alacağım. Yüzde 16 zararı vardır. Aşağıdaki verilen dörtgen şeklindeki halının eninin boyunu oranı 2 bölü 3'tür. Halının boy uzunluğunun %25'i kadar eni ise en, en uzunluğunun %50'si kadar kısaltılıyor. Buna göre yeni elde edilen parçanın eninin boyunu oranı aşağıdakilerden hangisi olur? %25 deyince aklımıza 1 bölü 4'ü gelir. %50'si deyince de yarısı gelir. Şimdi, şimdi biz bu 2 bölü 3 oranı neydi bizim? N bölü boydu. N bölü boy. Şimdi gelin biz bunu 4 ile bir genişletelim. 2 kere 4, 8, 3 kere 4, 12. Neden genişlettik? Hani %25 1 bölü 4 demekti ya. 4'e kolay bölünsün. Bu %50 de 1 bölü 2 demekti. 2'ye kolay bölünsün diye ufak bir dokunuş yaptık. Boy uzunluğunun dörtte biri kadar kısalacak. Boyun 4'te biri. 12'nin dörtte biri ne yapar arkadaşlar? 3 santim kısalacak. Yani boy neye düşecek? 9'a düşecek. Enin ise gördüğünüz gibi %50'si kadar kısalıyor. Şimdi 8'in %50'si yarısı demektir. 8'in yarısı 4 kısalacak. Kısal. 8'i 4 kısaltırsam geriye ne kalır? 4. Yeni oranımız ne olur peki? 4 bölü 9 olur. Aşağıda lokanta usulü ezegülün çorbası için kullanılan malzemeler verilmiş. Buna göre bu tarife göre 63 kişilik çorba yapmak isteyen biri kaç çay bardağı kırmızı mercimek kullanmalıdır? Şimdi 6 kişilik için 2 çay bardağı. 6 kişilik için 2 çay bardağı ise 63 kişilik için kaç çay bardağı olur deriz. Şimdi biraz sadeleştirelim. 2'ye böleyim 1, 2'ye böleyim 3. Üç. 3'ün tam 21 katı. 1'in de ne yapacağım? 21 katını alacağım. Cevabımız burs olur. Aşağıdaki Türkiye haritasında Arlanda Kuşbaşı kışı gerçek uzaklık fark 150 km olan Tokat ile Ordu arasında kuş bakışı uzaklık haritada 2 cm ile gösterilmiş. Buna göre kuş bakışı gerçek uzaklık farkı 1050 km olan Düzce ile Erzurum arasındaki uzaklık farkı aynı haritada kaç santim olarak gösterilir. Şimdi 150 kilometreyi 2 santimle gösteriyorsa bizim 1050 kilometreyi ne kadar da gösterir? Burası buranın tam 7 katı. O zaman 2'nin de 7 katı 14 olur. Hocam ben 7 kat olduğunu nereden bileyim derseniz içler dışlar yapacaksınız. 2 tane binelli 2100 yapar eşittir 150 çarpı x'tir deriz. İçler dışlar yapıyoruz. Her iki tarafı da 150'ye böleriz ondan sonra. 150'ler gitti sıfırları sildim. 210'u gelin bir 15'e bölelim. 210 bölü 15. 1 kere 15. 15 Burada kaldı. 6, ı, 0 ı indirdim. 4 kere 15, 60 gördüğünüz gibi. Her türlü 14'ü bulursunuz. Hız sınırı bulunan yollarda araçların aşmaması gereken belirli bir hız sınırı vardır. Yol ve araç türüne göre değişen hız sınırlarında aracın hızı bu hız yüzde %10'dan fazla ise araca ceza kesilir. Aşağıdaki tablolarda araçlarda çeşitlerine göre hız sınırları ve aşılan yüzdelerine göre ceza miktarları verilmiş. Buna göre bu şirket yukarıdaki uygulama anındaki hızları verilen araçta toplam kaç TL ceza eder? Şimdi M1 cinsi otomobile bakalım. Yerleşim yeri içinde 84 ile gitmiş. Ama kaçla gitmesi gerekiyordu? 50 ile. Kaç fazla gitmiş? 84'ten 50 çıkartsak 34. 50'de 34 gittiyse yüzde kaç hız sınırını aşmıştır diyoruz. Bakalım buraya 2 kat. O zaman bunun da iki katını alırsam. %68 aşmış. %50'den fazla yani. Ne kadar ceza öderiz? 1228 lira ceza öderiz. Cezaları da buraya kaldı. Yazalım. 1228 TL. M2, M3 diyor. M2, M3 otobüs demek. Bölünmüş yolda 98'de gitmiş. Şimdi bölünmüş yolda otobüsümüz 90'dan gidebilir. Ama 98'e gitmiş. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. 90'da %10 sınırını uygulasak en fazla ne kadar gidebilir bakalım. 0-0 götür 0-0 götürdü. 99'a kadar gidebiliyordu. Gidebilir. 99'dan sonra ceza yer. Yani bu 98'de bir ceza yemez. 0 TL 7 diyelim. Şimdi N1 yani kamyonete geldik. Otoyolda 95 ile gidebilir. Ama kaçla gitmiş? 110 ile. Fark ne? 15. 110 da 15 ise 100 de kaçtır deyip hadi gelin bunu da işler dışlarına çözelim. 110x eşittir 1500. Hemen 1500 de 110'a bölersek. 1 kere 110, 110 çıkarttım. 40 kaldı. 0 attım. 3 kere 110, 330. Çıkarttım 70 kaldı. 0 attım virgül attım 6 kere vardır desem 660 ve böyle böyle gider. 13,6 ise %10 ile %30 arası ceza yer. O da ne kadardır? 288 liradır. 288 de ödesin bakayım. 88, 16 elde var bir. 8, 2 daha 11 daha 11. Elde var yine bir. 2, 2 daha 4, bir daha 5, 1. 1516 lira ceza yer. Bir marangoz dikdörtgen şeklindeki kısa kenarı 18 santim olan tahtayı kısa kenarına paralel olacak şekilde uzunluğunun önce %60'ı kadarını kesiyor. Sonra kalan parçanın %50'si kadarını kesiyor. Son olarak en son kalan parçanın %25'i kadarını kesiyor. Kesim işlemi bittikten sonra geriye kalan son parça kare olduğuna göre tahtanın başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir? En sondan başlayalım. Son olarak en son kalan parçanın %25'i kadarını kesmişti. Şimdi bir şeyin %25'i kadarını kesersek ne kadarı kalır elimizde? 75 bölü 100'ü kalır. O da kısa kenarla eşit işte olacak ki kare olmuş. Yani 18 olmuş. Şimdi biraz sadeleştirelim. 75'i 25'e bölersem 3, 100'ü 25'e bölersem 4. Sonra içler dışlar yapabilirim. 3x eşittir. 4 kere 18, 72. 3'e bölelim, 3'e bölelim. Demek ki kesilmeden önce 24'müş. Biraz geri geliyoruz. Sonra diyor kalan parçanın %50'si yarısını kesmiş yani. Yarısını kestiyse bu kesilmeden önce demek ki 2 katıymış. 48'miş. Bir önceki cümleye geçelim. Tahtayı kısa kenarına paralel olacak şekilde uzunluğun önce %60 kadarını kesmiş. %60'ını kestiyse %40'ı kalmıştır. X'in %40'ı demek ki 48'miş. Sıfırları götürelim. Sonra hadi gelin işler dışlar yapalım. 4x eşittir. 10 kere 48 480. Sonradan da 4'e bölelim. Gitti gitti. 480'ı 4'e bölerseniz Demek ki 120 santim başlangıç uzunluğu varmış. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı eşittirse böyledir demiş. Yakup öğretmen tahta yazdığı bilgiye göre öğrencilerden orantı örnek vermeleri istemiştir. Yakup öğretmenin istediğine uygun örnek değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım 4'ün yarısı 2, 6'nın yarısı 3. Bu doğru. 3'ün 5 katı 15, 5'in de 5 katı 25. Bu da doğru. Hadi gelin C'yi de içler dışlardan yapalım. 10 ile 9'u çarparsam 90 eşit midir acaba? 6 ile 15'i çarparsam aha o da 90 yaptı. O zaman bu da bir orantı oluşturur. Hadi D'yi de bir içler dışlardan yapalım. 3 kere 8, 24 acaba eşit midir? 4 kere 12, 48'e kesinlikle eşit değildir. Orantı oluşturur. Aşağıdaki verilen eş birim karelere ayırmış şekilde bazı kareler sarıya bazı kareler kırmızıya boyanacak olup boyalı olmayan kareler de olacaktır. Kırmızıya boyanacak olan karelerin sayısının sarıya boyanacak olan karelerin sayısının oranı 3 bölü 8'dir. Boyanmayan kare sayısı kırmızıya boyanan kare sayısından fazla sarıya boyanan kare sayısından az olduğu biliniyor. Buna göre sarıya boyanan kare sayısı ile hiçbir renge boyanmayan kare sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada toplam kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 tane var. 70 tane. Sarımız neydi arkadaşlar? 3 bölü 8'di. Biz bunu ufak ufak genişletelim. 6 bölü 2 katını alıyorum. 16. Hatta bunu da 2 katını alayım. 12 bölü 32. Şu oranı alacak olsak acaba cevap çıkar mı? 12 ile 32'yi toplasak 44. 70'ten de bu 44'ü çıkarttığımızda 26 boyanmamış kalır. Boyanmamış. Ve dediğine de uyuyor. Bakın 12'den fazla, 32'den de az. Bize sorduğu şey sarıya boyanan kare sayısı. Yani biz burada sarıya ne dedik? 32 tane dedik. Hiç boyanmayan kare sayısı arasındaki fark. Hiç boyanmayan adı ne dedik? 20, 6 dedik. Çıkartırsak kaç olur? 6 olur. Bak şıklarda var. Hangisi olabilir demiş zaten. %95'i 76 olan sayının tamamı kaçtır diyor. Sayıyı bilmiyoruz ama 95 bölü 100 ile çarptığımızda ne oluyormuş? 76 oluyormuş. Azıcık bir şey sadeleştirelim. 5'e bölelim 19. Burayı 5'e bölelim 20. Sonradan da işler dışlar yapabiliriz. 20 ile 76'yı çarpalım. 76 çarpı 20 sıfırı sonradan atarız. 2 kere 6 12 elde var. 1 kere 14 bir daha 15. Attım sıfırı. 19 x eşittir 1520 imiş. Sonradan da 19'a bölelim. Şu gitsin. 8 kere desem 8 kere 9 72 elde var. 7 8 kere 8 7 daha 15. 0 0 0 artan 0 da buraya attım. Demek ki sayı 80. Sağlıklı yaşam için haftanın 3 günü bisiklet sürecek olan Ömer'in bisiklet sürdüğü günler ve bu günlerdeki gittiği yol aşağıdaki tabloda verilmiş. Tabloya göre Ömer'in 3. gün kaç kilometre bisiklet sürerse ilk 2 gün gittiği toplam yolun 3 günde gittiği toplam yola oranı 3 bölü 5 olur diyor. İlk 2 gün ne kadar gitmiş arkadaşlar toplarsam 18 gitmiş. Yani bu 3 bölü 5 dediğimiz şey... 18 bölü acaba ne olur? Bu soru işaret dediğimiz 3 gün toplamı unutmayalım. Bu buranın kaç katı tam? 6 katı. 5'in de 6 katı olacak. Yani bu soru işareti 30 olacak. İlk 2 günümüz 18'di. Bu 30'dan bu 18'i çıkartırsak sadece 3. gün 3. gün diyelim 12'yi gitmesi gerekir. Zaten bize 3. gün ne kadar giderse diyor cevabımız 5. Tatlıcı Sami Usta. Tatlı ve tuzlu olmak üzere iki çeşit kurabiye çeşidini kullanarak karışık kurabiye paketleri hazırlayacaktır. Hazırladığı karışık kurabiye paketlerinde 60 kilogram tatlı kurabiye kullanmıştır. Hazırladığı karışık kurabiye paketindeki tuzlu kurabiye miktarının tatlı kurabiye miktarına oranı 3 bölü 4'müş. Tuzlu bölü tatlı. Tatlı neymiş? 3 bölü 4. Şimdi biz tatlıyı ne kadar kullanmıştık? 60. Eşittir diyelim. 60 da acaba nedir? Bu bunun kaç katı arkadaşlar? Tam 15 katı. O zaman 3'ünü de tam 15 katını alırız. X'imizde ne olur? 45. Bize de tuzlu kurabiyeyi soruyor. Cevabımız bursa olur. Öğretmeni Merve'den kare boyama etkinliği yapmasını istemiştir. Bunun için Merve'ye bazı kareleri boyamış Boyanmış 10 çarpı 10'luk karelere ayrılmış aşağıdaki etkinlik kağıdını vermiştir. Allah'tan 100 tane. Etkinlik kağıdındaki boyalı birim kare sayısının tüm birim kare sayısının oranı 1 bölü 2 olduğuna göre. Yarısı boyalı olacak yani. Kaç tane daha boyamalıdır diyor. Şimdi kaç tane boyamış? Şimdi 100'ün yarısı 50. 50 tane boyaması lazım bir kere. 28 tane boyalı. Ve biz kaç tane boyalı olmasını istiyoruz? 50 çıkartırsak 22 tane de ne yapmalı? Boyamalı. Şuna boyalı diyelim. Yani cevabımız A olur. Aşağıdaki tablodan hangisinde verilen A, B çoklukları doğru orantılıdır? A şıkkından başlayalım. Bakalım 5 ile 10 birbirinin iki katı. Peki 6 ile 9 birbirinin iki katı mı? Hayır. Burası ne olması lazımdı? 12. 7'nin iki katı burası ne olması lazımdı? 14. Şuranın da 16 olması lazım. Aa yanlış yani. A ile B'ye baktık yine birbirinin kaç katı? 2 katı. 5'in 2 katı buranın 10 olması lazım. 8'in 2 katı buranın 16. 10'un 2 katı buranın da 20 olması lazımdı. B'de değil. C'ye bakalım. C'yi de değişik çözelim. Bakın 5 neye çıkmış? 10'a. 2 katına. O zaman 3 de 2 katına çıkması lazım. 5 değil de 6 olmalı. C de yanlış. D'ye bakalım. 6 ile 18 birbirinin kaç katı? 3 katı. 9'un 3 katı ne yapar? 27. 15'in 3 katı ne yapar? 45. 27'in 3 katı ne yapar? 81. Hepsi de 3 kat. K ve M doğru orantılı çokluklardır. K 6 iken M 12. K 8 iken M kaç olur? Şimdi doğru orantı olduğunda biz içler dışlar yapıyorduk. Şimdi yazalım. K eşittir 6. M eşittir 12 iken. K eşittir 8 ise M ne olur? İçler dışlara başvurduk. 6 çarpı soru işareti eşittir 8 çarpı 12. 6 çarpı soru işareti eşittir 96. Hemen 6'ya bölelim ki bu soru işareti yalnız kalsın. 1 kere 6 6. 36'da da 6 kere var. 36 yapar. Cevabımız 16'dır. Şimdi doğru orantılı olunca içler dışlar yapılır. Ters orantı deseydi karşılıklı çarpardık. Boş bir havuzun tamamını aynı anda açılan özdeş 8 musluk 12 saatte dolduruyor. 8 musluk 12 saatte bu musluklardan iki tanesi bozulduğuna göre sağlam muslukların tümü aynı anda açıldığında boş havuzun tamamını kaç saatte doldurur? İkisi bozuluyorsa geriye kaldı 6 musluk. Acaba kaç saatte? Şimdi gençler doğru orantıysa işler dışlar yapacağız ama ters orantı da olabilir bu. Çünkü bakın musluk sayısı ne oluyor? Azaldı. Azaldı. Peki sizce havuzu doldurma süresi de azalır mı? Hayır. Az musluk daha geç doldurur. Yani bu saat ne olacak? Artacak. Biri azalıyor, biri artıyorsa bu ters orantıdır. Ters. Ters orantıda karşılıklı çarpma yapılır. 6 çarpı x eşittir 8 çarpı 12. 6 x eşittir 96. 96'yı da az önce 6'ya bölmüştük. Ne çıkmıştı? 16 çıkmıştı. Cevabımız ceşk. Tabloda bir mağazda bazı ürünlere yapılan indirim veya zam oranları gösterilmiş. Ürün fiyatları ve yapılan zam ve indirim oranları demiş. Yapılan indirim veya zam sonucunda hangi ürünün fiyatı diğerlerinden pahalı olur? Şimdi zam olunca 100 üzerine ekliyorduk. İndirim olunca da 100 üzerinden çıkartıyorduk. Direkt satış fiyatını buluyorduk. Şimdi demek istediğimiz şu. İlk başta K ile başlayalım. 150 liralık bir mal var. %10 zam yapacaksın. %10 zam yaparsan 110 bölü 100 de çarpman yeterli. 0 0 0 0 götürsün. 15 ile 11'i çarpalım. 15 15 topladım 165 liraya geldi. Bu 165 lira. Şimdi 200 liralık mala da indirim yapacağız. Yüzde kaç? Yüzde 20 indirim. Yüzde 20 indirimi 100 bölü 100'den çıkartırsak 80 bölü 100 de çarpmamız yeterli. %20 indirim yapmış oluruz. 0 0 0 0 götürsün. 2 çarpı 80 o da 160 lira olur. Bunun fiyatı 160 lira oldu. Şimdi 220 liralık ürüne %30 indirim yapacağız. Ne ile çarparız %30 indirim yaparsak? 70 bölü yüzde. 100'de. Yüzden 30'u çıkarttım yani indirim olduğu için çıkarttım. 0 0 0'da 0 da 0 götürsün. 22 ile 7'yi bir çarpayım. 2 kere de 14 elde var. 1 kere de 14 bir de elde 15. Bu da 154 liraya satılıyor. 108 liralık ürüne de %50 zam yapacağız. Bu sefer 100'ün üzerine ekledim bakın. 150 bölü 100 de çarparsam %50 zam olur. Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 108 ile ne yapalım? 15'i çarpalım sonra ona böleriz. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 0 0 4 eldeyi koydum. 5 kere 1 5. 1 kere 108 de 108. Toplayalım. 0, 12 de var. 1, 6, 1. Şimdi ben bunu 10'a bölersem şu 0 da silerim. Bu da 162 liraya gelir. En pahalı diyor. Bunlar işte en pahalı 165 lirayla K ürünüdür. Bir apartmanı aynı hızla çalışan 2 işçi 30 günde boyayabilmektedir. Bu apartmanın 10 günde boyanabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar 2 işçi 30 günde boyuyor. Günde boyuyor. Kaç işçi 10 günde boyar? Doğru orantı mı ters orantı mı acaba? Şimdi gün sayısını azaltmam için işçi sayısını arttırmam lazım. E biri artıyor biri azalıyorsa neydi bu? Ters orantıydı ve karşılıklı çarpma yapılıyordu. 10 çarpı x eşittir. 2 çarpı 30'dan 60. Her iki tarafı da 10'a bölersek ne olur arkadaşlar? 6 tane işçi çalışması gerekiyormuş. Bizim 2 işçimiz vardı zaten. Kaç işçiye daha ihtiyacımız vardır? 4 işçiye daha ihtiyacımız vardır. Bir okulda görev yapan 75 öğretmenin %20'si destekleme ve yetiştirme kursuna görev almaktadır. Buna göre bu okulda kursa görev almayan öğretmen sayısı kaçtır diyor? Yani %20'si görev alıyorsa %80'i görev almıyordur. Bize %80'ini soruyor yani. 75 çarpı 80 bölü 100. Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 75 ile bir 8'i çarpalım. 5 kere 8 40 elde var 4. 7 kere 8 56. 4 daha 60. 600 bölü 10. Şu sıfırlar da gitsin artık. 60 kişi görev almıyor. Okulun ilk günü boyunu 160 santim ölçen Önder, okulun son günü boyunu 168 santim olarak ölçmüştür. Ömer'in boyu okulun ilk gününe göre yüzde kaç artmıştır? Şimdi 160 iken ne arttı? 8 arttı. Acaba yüzde kaç arttı diyoruz? Şimdi 8'e böleyim 1, bunu 8'e böleyim 20. 20'nin kaç katı 100? 5 katı. O zaman yukarıyı da 5 kat alacağız. 1'in 5 katı ne yapar? 5 yapar. %5'i artmış. 9 sayısı 15 sayısının yüzde kaçıdır? 15'te 9 yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi 15'in 100 belli bir katı değil. Azıcık sadeleştirerek 3'e bölelim. 3, üç. 3'e bölelim 5. Bak bu bir kat oldu şimdi. 5'in kaç katı 20 katı. O zaman 3'ün de neyi alacaksın sen? 20 katını alacaksın. O da ne yapar? 60 yapar. Annesi Ali'ye yeni bir roman hediye almıştır. Ali romanın ilk 45 sayfasını okuduktan sonra dışarı çıkmak için annesinden izin istemiştir. Annesi ile Ali arasında açtığı konuşma geçmiştir. Anne dışarı çıkabilir miyim? Hayır. Sana aldım romanın daha ancak %12'sini okumuşsun. Peki ne zaman dışarı çıkabilirim? Sana aldım romanın %36'sını bitirince dışarı çıkabilirsin. Buna göre Ali'nin dışarı çıkabilmek için kaç sayfa daha kitap okuması gerekir? Şimdi %12'sini okuduğunda dışarı çıkmak istiyor. Bak burada da diyor ki ilk 45 sayfasını okuduktan sonra dışarı çıkmak istiyor. Demek ki bizim romanımızın %12'si ne yapıyormuş? 45 yapıyormuş. Eşittir 45. Gelin işler dışlar yapalım. 100'den 45'i çarparsam 4500 yapar. Eşittir 12 çarpı x 12x. 4500'ü bir 12'ye bir bölelim. 3 kere 12 36 yaptı. 9 0 0. 7 kere 12 desem 84 yapar. 6 kaldı 0. 5 kere 12 de 60 yapar. Demek ki bu kitabın tamamıymış. Kitabın tamamı. Şimdi 112'sini okumuştu. %36'sını bitirirsen çıkartırım diyor. 36'dan 12'yi çıkartırsam %24 daha oku diyor annesi. O zaman biz bu 375'in ne yapacağız? %24'ünü bulacağız. 375 çarpı 24 bölü 100'ünü soruyor bize. 375 ile şu 24'ü bir çarpalım şurada. Bir de bunu neye böleceğiz şimdi? 100'e. 100'e bölerken 2 sıfır sileriz. Demek ki 90 daha okudu cevabımız Bursa'dır. Satış fiyatı 100 lira olan bir ayakkabıya önce %30 zam yapılıyor. Daha sonra zamlı fiyat üzerinden %30 indirim yapılıyor. Buna göre zam ve indirimden sonra ayakkabının son fiyatı kaçta olur? Şimdi hemen bir zam yapalım önce. %30 zam yaparsam 130 bölü 100 de satar. Satış fiyatını bulurum. Şu yüzlere gider zaten. Hemen mal 130 liraya geldi. Daha sonra %30 indirim yapacağız. Bunu da 70 bölü 100 ile çarpar. 130 indirim yaparım direkt. 0, 0, 0, 0 götürsün. 7 ile 13'ü çarptığında da 91 yapıyor. Bana da son fiyatını soruyor zaten. Cumhuriyet Ortaokulunda 7. sınıflarda öğrenim gören 100 öğrenci ve toplam 3 şube bulunmaktadır. Bu şubelerden bazılarında öğrenci sayılarına aşağı sütun grafiğinde verilmiş. Buna göre Cumhuriyet İlkokulunda 7B sınıf mevcudu tüm 7. sınıf öğrencilerin yüzde kaçıdır? Öncelikle şunun ikisini bir toplayalım. 12'nin ikisi herde var 1 72. 100'den de 72'yi çıkartırsam demek ki burası neymiş? 28'miş. Zaten bunlar 100 kişiydi. 100 kişide de 28 ise ben buna direkt %28 derim yani cevabımız D şıkkıdır. Ahmet'in çalışma odasının duvarında bulunan arası eş bölmeli termometre saat 8'deki görünüm yukarıda verilmiştir. Oda sıcaklığı saat 17'ye kadar %25 arttığına göre bu termometrelerin saat 17'de görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şu anda gördüğünüz gibi derecemiz 16'yı gösteriyor ve de %25 artıracağım. 16 çarpı 125 bölü 100 diyeceğim yani. Azıcık sadeleştireyim mi? 25'e böleyim 5, 25'e böleyim 4. 5 ile 16'yı çarptım 80, 80 bölü 4 eşittir. 20 dereceye çıkacak. Şıklardan 20 dereceye çıkan D de var. Canlar 7. sınıf düzce fasikülü de burada biter. En kısa zamanda yeni ve daha güzel sorularla karşınızda olmak umuduyla görüşmek üzere bay bay.